Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çilekten çilek nasıl yetişir onu göstereceğim. Ama ilk önce ben kendi evimde yetiştirmiş olduğum çileğimi size göstermek istiyorum. Şöyle yan tutarak göstereceğim. Bu şekilde. Bunun cinsi yedi veren ve diğer çileklere oranla çok fazla verim alıyorum. Çünkü birkaç farklı cins çileğim daha var. Şu şekilde göstereyim. Umarım net gözüküyordur. Şimdi bugün çilek tohumdan nasıl çoğaltılır onu göstereceğim size. İlk olarak şuradan olgunlaşmış olan bir tane çileğimi alıyorum. Bu aslında daha çoktu da birisi bunu yemiş. Bunu bulacağım. Şimdi şu şekilde. Size tohumların yerini göstermek istiyorum. Şu küçük noktalar içindeki olanlar tohumumuz. Bakın bir tanesini hemen aldım. Şu şekilde. Şimdi bunları bir peçetenin üstüne koyalım. Çıkartmaya devam edelim. Şurada da var mesela tohumları. Çok güzel. Bunu da koyalım. Çilek tohumdan da yetişen bir meyve. Üç farklı çoğaltma yöntemi var. Bir kollarını toprağa gömerek, ikincisi yapraktan ve üçüncüsü de tohumdan. Pardon, mesaj geliyor. Şu şekilde. Gel bakalım. Siz bu şekilde istediğiniz kadar buradan ayıklayabilirsiniz. Hatta daha basit bir yöntemi de göstereyim. Ben onu çok fazla tercih etmiyorum. Çok sık sık oluyor fakat böyle çıkartmayı daha çok seviyorum. Şimdi diyelim mesela tohumlar bu şekilde. Buradan tohumlara zarar vermeden alıyoruz. Mesela toprağımız. Ben bunu şu an yapmayacağım ama yapılışını gösteriyorum size. Bunu kivide de yapıyorlar. Daha önce ben domates de yapmıştım mesela. Şu şekilde koyabilirsiniz. Tek tek uğraşmak istemiyorum dersiniz. Hatta bunu da koyalım ya. Şöyle. Şimdi buradaki tohumlarımı toprağa gömüyorum. Bunu peçete usulüyle de yapabilirsiniz. Yani daha çabuk filizlenmesini istiyorsanız eğer. Ben bugün topraklama yöntemini tercih ediyorum. Ortalama bir ay süresinde çimleneceklerdir. Şurada da var. Şekilde. Şöyle çok fazla derine yapmanıza gerek yok. Yani aşağı ittirmenize gerek yok. Sadece üstü hafif bir toprakla kapansa yeter. Mesela şunu da şöyle yapalım. Şu şekilde. Şimdi şurada da varmış bir tane. Şimdi toprağımızı nemlendiriyoruz. Şekilde. Üzerine streç film de yapabilirsiniz. Yani streç film çekebilirsiniz üzerine. Lakin ben domateslerde üzerine streç film çektiğimde mesela sanırsam sıcaktan biraz yanmalar oluşmuştu. Daha sonradan streç filmi çektiğimde çok güzel bir ilerleme kat etmiştim. O yüzden bu şeylerde streç film çekmeyi düşünmüyorum. Sadece toprağın nem dengesine dikkat ederseniz daha sağlıklı ve güzel bir gelişim elde edecektir.
Aynı zamanda bir de sizlere şunu göstermek istiyorum. Çilekte budama yöntemi. Ben bunu yaptığımda mesela çok fazla ot vardı, kurumuş dal kalıntıları vardı etrafına ve ben bunların hepsini temizledim. Aynı zamanda tarçın kullanıyorum toprakta ve gerçekten etki ediyor, çok güzel verim alıyorum. Şimdi burada bahsetmek istediğim şey kalınlaşmış, yaşlı olan yaprakları kesiyorum. Hiç acımıyorum. Mesela şurada var. Ne zamandır gözüme çarpıyordu. Umarım görüyorsunuzdur. Devamlı bunları buduyorum ben. Buduyorum ben. Çok daha sağlıklı oluyor. Mesela size diğer cins olan çileğimi de göstermek istiyorum. O da bu şekilde. Saksı bulamadım, artık buna ektim. Bu diğerinden daha farklı. Yılda bir kez çilek veriyor. Ben bunu devamlı budayarak böyle yukarı doğru ilerlemesini sağladım. Mesela tekrardan şu yaprağı oradan alacağım. Başka var mı? Şurada var mesela. Bu şekilde yapıcıkça daha taze oluyor ve çiçeklenmeye daha fazla gidiyor. Mesela çiçeklerini görüyorsunuzdur. Bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı meyveler elde edersiniz. Aynı zamanda çimlendirmiş olduğumuz tohum hakkında da bir ay içerisinde çimleneceğini düşünüyorum. Genelde öyle oluyor. Tabii bu koşullara da bağlı, nem oranına, sıcağı. Bu size kalmış bir şey. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi günler.